Ülkemizde maalesef sabah uyanıp da sokağa adımınızı attığınız andan itibaren strese nedir olacak pek çok etmenle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ekmek kavgasından, hayat pahalılığından, kırmızı ışıkta geçen arabalardan, trafikteki saygısız sürücülerden listemiz oldukça uzun. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Vücudumuzda bir takım hasarlar meydana geliyor. Bütün bu hasarların eylem merkezinde gördüğünüz bakın 3-5 santimlik küçücük bir bez yatıyor. Bu böbrek üstü bezi. Yani toplarsanız 7 ila 10 gramlık bir bez. Böbrek üstü bezi özellikle kortizolü salgılarak vücudumuzda strese karşı cevabın oluşmasında başrol oynuyor. Sadece kortizol mü? Hayır, göreceğiz. Çok sayıda farklı hormon da salgılıyoruz. Ama ilk önce beynimizin bu işi bir değerlendirmesi lazım. Kalp krizi mi geçiriyorsunuz? Bir tarafınız mı kırıldı? Bir kaybınız mı var? Yoksa ciddi bir şekilde fiziksel olarak sıcağa maruz kaldınız, canınız mı yanıyor? Çok mu üzüntülüsünüz? Bunların hepsini değerlendirdikten sonra buna karşı bir cevap geliştiriyor. Fakat bunun içerisinde anılar da var. Duygular da var. Neden? Çünkü hemen yanında bulunan limbik sistem ve amigdala'da geçmişteki anılarınız da var. Bu durumu geçmişteki deneyimlerinizle karşılaştırıp ona göre bir cevap oluşturmaya çalışıyor. Yani size eskiden bir köpek saldırmışsa, köpekle karşılaşırsanız benzer duygular oluşuyor. Sadece bunun için mi? Değil tabii ki. Kalp krizi mi geçiriyorsunuz? Otonomik olarak bir sistem çalışmaya başlıyor. Kalp hızınızı yükseltiyor, tansiyonunuzu yükseltiyor. Sizi korumaya çalışıyor. Aslında stresle karşı vücudun geliştirdiği reaksiyon bütünüyle kendisini korumak amacında. Yani diyor ki beni rahat bırak, ben eski halime döneyim, senin için çalışayım. Bunlarla uğraşmayayım. Yoksa bu olmadığı takdirde her streste bizim vücudumuzda bir takım sıkıntılar oluşuyor ve bunun da maalesef bir maliyeti oluyor. Sadece o değil, tepedeki en yüksek beyin merkezi altında hipofize, hipofizden böbrek üstü bezine gidiyor. Tepede bir numaralı komutan hipotalamus dediğimiz bir bölge. Bu aynı zamanda vücudumuzdaki bütün fonksiyonlarda acil durumda devreye giren bir sistem. Sadece kortizol böbrek üstü bezinden? Hayır değil. Adrenalin de var. Östrojen var, androjen var, tuz ve su metabolizmasında olan çok sayıda hormon var. Fakat gelin bir kortizole bakalım. Bakın kortizol sabahın erken saatlerinden biz uyanmadan çalışmaya başlıyor. Bütün amacı bizi güne hazırlamak. Bizi şekere boğacak, insülinimizi azaltacak, proteini yıkacağız, yağ dokusu yıkılımını azaltacağız, kalp damar sistemi duyarlı hale gelecek, bağışıklık baskılanacak, uyku, iştah ve hafızamız etkilenecek, bizi güne hazırlayacak. Ve her seferinde salındığı zaman bu sistem yeni baştan düzenlenecek. Yani sıfıra sıfır, elde sıfır diye bir şey yok, her zaman için bir parça daha ileri gidecek. Peki bizim bu stresimizle ilgili olarak arka arkaya tekrarlayan bu stresler elimizde olan ya da olmayan nedenlerden dolayı vücudumuzda bir hasar bırakıyor mu? Evet, kesinlikle bırakıyor. Biz herhangi bir stresle karşı karşıya kaldığımız zaman direnç geliştirebiliriz, dayanıklı olabiliriz, iyileşebiliriz ama sonuçta bu kronik hale dönüştüğü andan itibaren bir tükenme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün bunların hepsinin ötesinde kaygı bozukluğu, depresyon, baş ağrısı, gerilim, uyku sorunları, kilo alımı hani çok dikkate değer ölçüde ön plana çıkabilir. Fakat bunun yanında hastalık olarak düşündüğünüzde karşımızda bambaşka bir tablo var. Bu tablonun özelliği de neden kaynaklanıyor? Bu kronik stres bizde öncelikle obezite, kalp damar hastalıkları ve daha kötü huylu hastalıklara kadar giden bir süreci başlatıyor. Hemen sindirim sistemimiz etkileniyor. Ve bunun sonucunda giderek daha çok kilo alıyoruz, obezite artıyor ve en sonunda da hafıza ve odaklanma ile beraber hayattan keyfimize büyük bir darbe vuruluyor. Yani her stres sonuçta başa çıksak da mutlaka vücudumuzda bir takım sıkıntılar yaratıyor. Ve günümüzün hastalığı denilen bu hastalık için ilaçların haricinde yapılabilecek en uygun şey nefes alma egzersizi. Burundan alıp vereceğiniz nefes ve meditasyon özellikle kronik hastalıklar ve stresle başa çıkmada yararlı. Bakın en basitinden size küçük bir araştırma vereyim. Nefes alma egzersizi ve meditasyon uygulayan 55 yaş üstü tansiyon hastalarında 8 hafta içerisinde tansiyonda yarım puan düşme olmuş. 16 hafta içerisinde ise %50'si tansiyon ilaçlarından birisini bırakmış. Tansiyon ve stres birebir ilgili. Dolayısıyla en ucuzundan, en basitinden ama düzenli,
aynen sporda olduğu gibi düzenli yapmak, arkadaş, sosyal çevre ve aile desteği almak önemli. Bütün bunların hepsinden kurtulma şansımız var. Ama istikrarlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. İyi günler.